Doktorun Reçetesi'nden herkese merhabalar değerli izleyenler. Yepyeni bir programdan konu ve konukla karşınızdayız. Bugün yanımızda göğüs hastalıkları ve alerji ana bilim dalından yardımcı doçent Doktor Fatma Çiftçi var. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, aslında bugünkü programımızda astım, bronşit, göğüs ağrısı, genelde bunları konuşacağız. Biraz da geçen hafta yoğun istek almıştık bu konularla ilgili. İzleyicilerimizden bol bol telefonlar ve hafta içerisinde birçok sorular da geldi. Ben hemen başlamak istiyorum. İlk önce isterseniz hazır böyle havalar serin, bir taraftan biraz da böyle hafif toz da var, nem de var. Astımdan birazcık bahsedelim. İlk önce astım nedir diyerekten konu başlığımızı açalım. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Astım oldukça tüm dünyada oldukça sık görülen bir en sık görülen akciğer hastalıklarından bir tanesi. Göğüs hastalıkları polikliniğinde en sık rastladığımız hasta grubu. Dünyada 300 milyon astım hastası var. Bilinen sayı bu. Çocuklarda çok daha sık görülüyor. Türkiye'de şu anda 1.4 milyon kişinin astım hastalığı nedeniyle takip edildiğini biliyoruz. Astım hava yollarının kronik yani müzmin, süreyen, mikropsuz inflamasyonuyla karakterize, hava yollarının ödemi, aşırı ödemi ve bunun sonucunda da hava akımının azalmasıyla karakterize bir hastalık. Ataklar halinde ilerleyen bir hastalık. Ataklar döneminde hastaların semptomlarının artmasıyla belirginleşen ve öne çıkan bir rahatsızlık. Peki baktığımız zaman astım hastaları genelde kalp ameliyatı olan kişilerde de zannedersem görülüyor. Bazen bir göğüs ağrısı, bir rahatsızlık, bir nefes alamama. Bir de şimdi havalar yağmurlu, nemli, işte bir taraftan onun da etkisi oluyor, öyle değil mi?